Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Şimdi bu videomuz birazcık farklı bir video olacak. Çünkü size sınav yaklaşmışken hani biraz içinizi rahatlatmak istedim açıkçası. Geçen sene ben de buna çok ihtiyaç duyuyordum. O yüzden sizin de ihtiyaç duyduğunuzu düşünerek ee, birazcık hani konuşmak istiyorum. Bilmiyorum siz de dinler misiniz? Şimdi ben şöyle anlatayım size biliyorsunuz hani geçen sene ben de 2022'de çalıştım girdim. Üstelik bir tane çocuğum vardı küçük bir çocuğum vardı hem video çekmeye çalışıyordum sizler için ÖABT videosu hem de çocukla birlikte çalışmaya çalışıyordum açıkçası. Ee, şöyle söyleyeyim insan gerçekten isteyince hani bunu yapmış başarmış biri olarak söylüyorum hani 190. oldum biliyorsunuz yapmış, başarmış birisi olarak söyleyeyim. İnsan isteyince gerçekten Allah'ın izniyle de yapıyor. O yüzden sizler kesinlikle vazgeçmeyin. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Sonrası zaten hani tevekkül, Allah'ın takdiri. Eğer nasip olursa olur. Olmazsa seneye bir daha hazırlanırsınız. Kendinizi şuna şartlamayın. Hani ben işte bu sene yapamazsam bir daha çalışamam, bir daha olmaz. Bakın bu sene olmazsa ben o düşünceyi düşünmek istemiyorum sizin Hani şu an kendinizi o düşünceye kaptırmayın. Ama sınav anında ne olacağı belli olmaz. Belki olur ya. Belki rahatsızlanırsınız, soruları okuyamazsınız, yapamazsınız. Belki sınavınız kötü geçer, belki çok çok iyi geçer, tahmininizden bile çok daha iyi geçer. Hani bunu o anki sınav heyecanı, o anki sınav stresi, hani çevresel faktörler belirliyor. Ben mesela sınava girdim. 2022 biliyorsunuz hani benim ilk sınavım çok çok güzel geçmişti. İptal oldu. İkinci sınava ben emin olun e, adapte olamadım. Ben bir 15-20 gün çalışamadım. Sonrasında çalışmaya başlayabildim. Bir 15-20 hani bir buçuk aylık bir zaman vardı ikinci sınava. Bir 15-20 gün çalışamadım. Yani yarısını çalışamadım. Diğer yarısında hani tekrarlarımı yapmaya başladım tekrar. Çünkü insan hani bir şey psikolojisine giriyor. Artık hani genel kültür, genel yetenek eğitimi hallettim. Beteye odaklanıyorum diyor. Kendini bir rahatlatıyorsun. Hop akşamına sınav iptal oluyor. İnşallah bu sene öyle bir şey olmaz tabii ki. Ama dediğim gibi başınıza neler geleceğini inanın hiç kimse bilmiyor. Yani ben de bilmiyorum siz de bilmiyorsunuz. Bir dakika sonrasında ne olacağımızı bilmiyoruz. O yüzden kendinizi ee, bu şekilde adapte etmeye çalışın. Hani yaparım yaparsam çok iyi olur kendim sevinirim. Yapamazsam ya da işte istediğim alım olmazsa, işte giremezsem, dereceye sıralamaya giremezsem seneye bir daha yaparım gibisinden düşünün. Yani şöyle demeyin ki bu sene olmadı, bir daha çalışmam demeyin. Bakın bu sene siz çalıştınız, temelinizi oluşturdunuz. Yani bu temeli ziyan etmeyin lütfen. Ben birçok hani kişiden duyuyorum. Hocam bu sene çalıştım olmadı veya geçen sene çalıştım olmadı bu sene de çalışmadım diyor. Neden çalışmıyorsun ki? Sen geçen sene çalışmışsın temelini oluşturmuşsun. Ya bir tarih bir coğrafya çalışmak kolay değil. Tarihte bir sürü konu var. Siz ne yapacaksınız? Çalışacaksınız. Gerisine takdir ilahi diyeceksiniz. Seneye de ne yaparsınız? çalışırsınız. Seneye de arkadaşlar en azından daha rahat çalışırsınız. Hani bu sene kendinizi sıktınız. Ben hani böyle hep kötü konuşuyorum. Hani böyle kalabalık bir yerde yaşadığım için sürekli müdahale ediliyorum arkadaşlar. O yüzden böyle videoları kesiliyor. Ne söylediğimi de unuttum. Ha şey diyorum. Hani e, kötü düşünmeyin yani ben şu an böyle kötü konuşuyorum Hani sanki olmayacakmış gibi konuşuyorum ama hani sizi biraz daha e, hazırlamak için hani bu bu durum da var hani bunu hazırlamak için insanlar ne yapıyorlar biliyor musunuz Ben özellikle söyledim bakın ben 2024- 2023 videolarımı çekmeden önce bir video çektim dedim ki çalıştığınızı kimseye söylemeyin çünkü en çok sizi etrafınızdaki insanlar yargılıyorlar. En yakınımızdaki sizi yargılıyor. Hatta benim böyle bir başımdan geçen bir olay var isterseniz anlatayım. Eee üniversitedeyken ben bir 6 aylık bir yani bir dönem okula gidemedim. 4 yıllık üniversiteyi normalde 3,5 senede bitirdim ben. Şimdi ben 2. sınıftayken arkadaşlar okulu bitirdim. 3. sınıfın 1. döneminde okula gidemedim. Üçüncü sınıfta da, üniversite üçüncü sınıfta ilk dönem genetik 1 var. İkinci dönemde genetik 2'yi alıyorsunuz. Şimdi ben genetik dersini çok seviyorum, kalıtım dersini. Ben lisedeki bilgilerimle kalan, hani e, genetik, liseden gördüğüm kadarıyla ben genetiği çok severdim. Halen daha öyle, ben kalıtım sorularını çözmeyi, genetik sorularını çözmeyi çok seviyorum. Şimdi ben, neyse, ben bir dönem gitmedim ya, birinci dönem gitmedim ikinci dönem okula başladım. Mecburen genetik 2'den başladım. Bizim bir tane hocamız vardı biliyorsun Atatürk Üniversitesi mezunuyum. Bizim bir hocamız vardı. Soruları şöyle bir tane öğrenciyi tahtaya çıkarıyordu. Onun bir kitabı vardı. O kitap da kütüphanede vardı okulun kütüphanesinde. O kitaptan çıkarırdı. Oradaki soruları sırasıyla sana söylerdi. Mesela işte soruyu okurdu. Kıvırcık saçlı işte iki bireyin düz saçlı çocukları olmuş falan. Sen onu söylerken sen, işte o söylerken sen de şey yapardın. Böyle harflerle onu hemen soruyu çözerdin oraya. Şimdi bir tane öğrenci çıkardı oraya. O arkadaş hocanın istediği gibi hızlı yapamadı. Yapıyordu ama o kadar hızlı yapamıyordu. Hocanın istediği hızlı hızlı ben anlatırken çözsün. Ben de şimdi genetik bilgime güveniyorum. Tamam birinci dönem genetik bir dersini almadım. Direkt genetik 2'den başladım ama hoca dedi ki başka gelebilecek olan var mı? Ben parmağımı kaldırdım. Hoca beni seçti. Benim en yakın arkadaşım. Bakın en yakın arkadaş dediğim kişi benim arkamdan güldü. Ben duydum güldüğünü. Ama hiçbir şekilde bozuntuya vermedim. Kalktım, çıktım. Gayet soruları güzel bir şekilde hızlı hızlı hocanın istediği gibi çözdüm. Hocadan da güzel bir teşekkür aldım ve onun o gülmesini hani o benim arkamdan gülmüştü ya ben de ona karşı bakarak güldüm. Bak en yakın arkadaşım diyorum size. İnsanlar her zaman için en yakınları tarafından vurulur. Mesela siz sınavı kazanamazsınız ya da işte insanlara zaten KPSS mantığını anlatmak çok zor. İnsanlar sanıyor ki KPSS'den 80 puan aldığın zaman atanıyorsun. Ama 80 puan, 85 puan alıp atanamayanlar var. Bunun sebebi de alanlar arasında eşitlik olmamasından kaynaklanıyor. Mesela bir benim mezun olduğum sene Arapça öğretmeni alımı çok vardı. Çünkü ilk defa Arapça dersi gelmişti. 55 puanla atanan arkadaşlarım vardı Arapça'dan. E, e ben o zaman mesela hani 70'lerde bir puan almıştım atanamamıştım. Dolayısıyla arkadaşlar ee, insanlara bu KPSS mantığını anlatmak gerçekten zor. Ayrıca sizi başarısız olduğunuzu gördükleri zaman da zaten dilleri susmuyor. Yani onlar sadece ne yapıyorlar biliyor musunuz? Onlar sizden hani e, hem çocuk bakmanızı istiyorlar. Evli arkadaşlarım için söylüyorum. Hem ev işlerinizi halletmenizi istiyorlar. Hem... İşte e, misafir gittiğinde olsun ya da ne bileyim hani kendilerine mesela siz misafirlikte olduğunuz zaman hem o zaman hizmet etmenizi istiyorlar hem de sizden sınavda başarılı olmanızı istiyorlar. Bir kadın, bir erkek olsun fark etmez. Ben burada kesinlikle farklılık olduğunu düşünmüyorum ama kadınların yükü biraz daha fazla. Bazı erkekler var gerçekten eşlerine çok güzel yardım ediyor. Benim eşim de yapar yani hani istediği zaman hani yorgun olmadığı zaman yapar. Eee sizden hem onu bekleyip hem çocukları düzgün bir şekilde yetiştirmenizi bekleyip hem sınavı kazanmanızı bekliyorlar. Kazanamadığınız zaman, yapamadığınız zaman ya da onların gözünde o kazanamamış görünümünü verdiğiniz zaman ise ne yapıyorlar biliyor musunuz? Gülüyorlar arkanızdan. Sadece dedikodu yapıyorlar, gülüyorlar. Dolayısıyla bu fırsatı kimseye vermeyin. Ben o yüzden diyorum çalıştığınızı kimseye söylemeyin. Siz çok güzel çalışırsınız ama sınav anında bir stres yaparsınız bir şey olur ne bileyim mideniz bulanır. Hani bir hastalık bir şey olur arkadaşlar her şey bizim için. Sınava girersiniz yapamazsınız. İnsanlar o hastalandığı için onu yapmadığınızı görmez. İnsanlar sizin e, yapamadığınızı düşünür. Yap, yapamadığınızı düşünür. Yani hastalanmanızı düşünmezler. Çalışmamıştı yap, yapmadı. Ya da işte beceriksiz işte bilmem ne falan filan bir sürü böyle arkanızdan şeyler söyleyebilir. Bir kere onların söylediklerini de kafanıza takmayacaksınız. Eğer e, bu sözleri duymak istemiyorsanız çalıştığınız zaman bakın 2024'de hazırlanacak olanlar için de söylüyorum. Bu videoyu inanın izleyenler olacaktır. Kimseye çalıştığınızı söylemeyin. Özellikle evliler için söylüyorum ben. Hani bekar yeni mezun olmuşlar için bir şey demiyorum ama evliler için özellikle bunu söylüyorum. Evde hem ev işleriyle hem çocukla uğraşırken hem de bir yandan KPSS'e çalışmaya çalışıyorsunuz. Etrafınızdaki hiç kimseye söylemeyin. Sadece evin içinde yaşadığınız kişiler. Eşiniz bilsin, kendiniz bilin bu kadar. Benim mesela kayınvalidem falan da bilmiyorlardı. En son böyle sınava 1-2 ay kala o da istan çağırıyorlardı gel oturalım diye. O zaman eşim diyordu o hani sınava hazırlanıyor diye. Hani çok fazla gelemiyordum onların yanına. Dolayısıyla etrafınızdaki en yakın kişi, aynı evde yaşadığınız kişiler bilsin sadece. Geriye kalan kimseye tembihleyin onları da kimseye söylemesinler. Çünkü insanlar sizi hem strese sokuyorlar hem de arkadaşlar en büyük baskıyı yapıyorlar. En yakınımızdaki kişiler yapıyorlar. Bunu ki ben zaten az önce anlattım size örneğini. Peki ben ne yaptım biliyor musunuz? Hani bunu da söyleyeyim de içimde kalmasın. Ee, ben de çalıştım, didindim. Bazı hani kötü şeyler diyorlar ya her şerrin arkasında bir hayır vardır diye. Benim o bir dönem okula gidememem hem insanları tanımama yardımcı oldu. Hem de arkadaşlar ben öncesinde o ilk iki sene böyle çok derslerine, derslerime çalışıyordum. hani Ama ee, çok böyle üstüne düşmüyordum. Ne yaptım? Çalıştım, çabaladım, alttan ders aldım, üstten ders aldım. 3,5 sene dokulu bitirdim. Ayrıca bölüm ikincisi oldu Sizlerde bunu yapın lütfen. Elinizden gelenin fazlasını yapın ama etrafınızdakilere söylemeyin. Sınava az bir zaman kaldı. Bugün günlerden pazartesi. 4 gün sonra, 4-5 gün sonra sınava gir. 4 gün sonra sınava gireceksiniz. Sınavın son günü bakın, sınava işte cuma günü hiçbir şekilde ders çalışmayın. Ben öyle yaptım. Hatta son iki gün falan ders çalışmadım. Ha içinizi rahatlatmak istiyorsanız hani ben öyle rahat edemem diyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Hani bir önceden mutlaka bakmam gereken bir konu varsa ona çalışabilirsiniz. Ona bakabilirsiniz. Ama deneme çözeyim. Soru çözeyim. Öyle yapmayın arkadaşlar. Çünkü o stresle denemeniz öncekilerden daha düşük gelebilir. Sizi daha çok strese sokabilir. O yüzden lütfen son gün ders çalışmayın. Son gün kafanızı rahatlatacak şeyler yapın. Kur'an okuyun ya da kitap okuyun. İşte ee, bir park hani Bursa'da havalar çok sıcak. Sıcak olan yerleri söylemiyorum. Onu akşam yapabilirsiniz. Biz şu an yanıyoruz gerçekten. Ee, evin içerisinde bir aktivite yapabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgilenebilirsiniz. Onunla eğlenceli vakit geçirip hani böyle stresinizi azaltabilirsiniz. Çocuklar stresi azaltmak için en güzel etken bence. Ben mesela strese girdiğim zaman çocuğumla oyun oynardım. Benim stresim azalırdı. Yani böyle yapabilirsiniz ya da ne bileyim bir kitap okuyun, bir Kur'an okuyun. Hani sabah erken kalkın mesela bir namaz kılın. Ben sınava girmeden önce mesela sabah namazına kalktım. İşte Kur'an okudum, daha sonra namazımı kıldım. Öyle gittim sınava. İnanın bana o kadar huzurlu oluyorsunuz ki hani e, inanan arkadaşlar için söylüyorum tabii ki bunu. E ben bu şekilde size tavsiye verebilirim. Bu şekilde hani sizi biraz daha içinizi rahatlatmaya çalıştım. Umarım rahatlatabilmişimdir. Hani biraz şey olarak konuştum. Kusura bakmayın. Böyle sanki her şey kötü olacakmış gibi konuştum ama kötü olacak değil arkadaşlar. Siz kendinizi motive edin. Bakın insanın en güzel motive kaynağı kendi içinden gelen motive kaynağıdır. Ben mesela bir ara tabii ki her insanın yaşamında kötü zamanlar olabilir. Sizin de olmuştur veya şu an mesela yaşadığınız zaman en kötü zamanınızdır. E, bu zamanlar inanın geliyor geçiyor. Ben kendim için de söylüyorum. Ben de çok kötü zamanlar geçirdim. Ama baktım ki ben bana benden başka fayda sağlayacak kimse yok etrafımda. İster anneniz olsun, ister babanız, ister eşiniz, ister çocuğunuz, kim olursa olsun. Bu sınavı kendiniz için yapın, kendiniz için kazanın. Çocuğunuzun geleceği için diyorsunuz, olabilir geleceğine katkı sağlayabilirsiniz ama yarın bir gün çocuğunuz sizin yanınızda olmayacak. Mesela biz şu an anne babamızın yanında değiliz. Herkes kendi bacağında nasılıyor. Annem babam için diyorsunuz. Yarın bir gün siz anne babanızın yanında olmayacaksınız. Eşim için diyorsunuz. Yarın bir gün kimin ne olacağı belli olmaz bir şey olur hani bir ayrılık düşer araya ya da olsun eşiniz yanınızda olsun fark etmez siz sadece kendiniz için yapın arkadaşlar bunu bir başkası için değil bir başkasının gözüne girmek için ya da ne bileyim hani bir başkasını mutlu etmek için değil kendinizi mutlu etmek için kazanın bu sınavı kendinizi mutlu etmek için ee, çalışın ve kendinizi mutlu etmek için lütfen cumartesi günü gidip sınava yapabileceğiniz en iyi sınavı yapın. Bana da mesaj atın hocam sınavım çok güzel geçti diye. Umarım sınavlarınız çok güzel geçer. Bu arada seneye bu zamanlar sizden de aynı şeyleri duymak istiyorum. Ben mesela gittim. Biliyorsunuz bu sene atandım. Gittim evimi tuttum. Erzurum Tortum'a atandım. Tortum'da evimi tuttum ve Tortum inanılmaz güzel bir yer. Ben Erzurumluyum ama hani Tortumu çok bilmiyordum hani biraz merkeze uzak yaklaşık bir saatlik mesafesi var sadece Tortum Şelalesine gitmiştim üniversitedeyken bir kere Erzurum çok güzel bir yer Tortum daha da güzel bir yer hani er Doğu'nun Karadeniz'i gibi düşünebilirsiniz evi tuttum eşyaları indirdik büyük eşyaları kurduk her şey böyle her yer her yerde biz öyle bıraktık tekrar Bursa'ya geldik. Bayram yaklaşıyor diye mecbur gelmek zorunda kaldık eşimin işleri dolayısıyla. Mesela ben şu an düşünüyorum. Ben Ağustos'ta gideceğim. O ev nasıl yerleşecek? Boya nasıl yapılacak? İşte ee, orası nasıl temizlenecek diye düşünüyorum. Tek derdim bu olsun. Sizin de seneye bu zamanlar tek derdiniz ev aramak, ev bulmak, ev yerleştirmek olsun. Artık sınav derdiniz olmasın arkadaşlar. Benim en büyük duam da budur. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.